Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Soyut Şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün de değerli bir konuk ağırlıyoruz. Medya planlamacı, Medya Store Medya Ajansı'nın genel müdürü İsmail Tezcan'la beraberiz. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyiz. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bu program güzel gidecek yani. Ümit ediyoruz. Başlangıç öyle. Şimdi medya deyince tabii medyanın hayatımızda çok önemli bir yeri var. Yıllardır, uzun yıllar. Radyodan, gazeteden, televizyondan başlayarak bugün artık dijital platformlarda var. Medya çok çeşitlendi. Biz medya konuşmayacağız. Medya felsefesi de yapsak o da ayrı bir konu. Biz bugün medya planlaması konuşacağız. Medya planlaması. Medya planlaması ne demek? Ben anlatmayayım ya. Yok, medya... güzel gitmiştim. Medya planlaması aslında reklam ajanslarının ürettiği içeriklerin çeşitli mecralarda yayınının planlanması. Çok özet oldu. Evet. Bundan sonrasını sana bırakayım çünkü ben. Medya planlaması ne demek, nasıl yapılıyor? Medya planlaması aslında kreatif süreç bittikten sonra üretilen reklam filminin doğru hedef kitleyle, doğru mecra karmasıyla, doğru fiyatlandırmayla buluşma alanı diyelim. Sonuçta bir bütçe var ve bu bütçenin efektif bir şekilde hedef kitleyle buluşması gerekiyor. Evet. Burada da bir planlama stratejilerini oluşturarak, evet, doğru medya karmasını yaparak reklamı yayına alma kurgusu diyelim. Evet, benim abi. Şimdi bizim İsmail'le ortak projelerimiz de oluyor. Zaman zaman biz kreatif taraftayız, o da planlama tarafında. Müşterilerimizle ikimiz yan yana olduğumuzda ben diyorum ki asıl parayı İsmail'e vereceksiniz, o harcıyor. Çünkü büyük de bütçeler kullanıyorsunuz siz, onun için bunun planlanması gerekiyor. Yani. Gerekiyor yani. Yani satın alma ve planlama aslında birleşmiş durumda şu anda. Evet. Hani aslında hem bir satın alma işlemi operasyonu yürütülüyor, hmm, ve bununla beraber bir planlama stratejisi işlemi, tamam, yürütülüyor. Çok eskiden ben meslekte eskiyim biliyorsun. Medya planlama fonksiyonu kreatif ajansların bünyesindeydi. Evet. Sonra ayrı bir uzmanlık olarak kreatif ajanslardan ayrıldı, evet, bu şey. Satın almayı da, planlamayı da siz yapıyorsunuz. Peki nasıl oluyor bu iş? Yani ne demek? Biraz şöyle, tabii biz kendi mesleki jargonumuzun içine sıkışmayalım. Evet, evet, biraz daha izleyicilerimiz, evet, daha detaylı anlayabilsinler konuyu. Evet. Bir reklam filmi yaptım ben. Evet. Sen de bunu, birkaç milyonlar gidiyor bu işlere. Tabii işin içine konvansiyonel, yani televizyon girince, verdim size reklamı, siz ne yapıyorsunuz? Şimdi süreç aslında şöyle başlayayım ben. Hani biraz önce sizin kreatif ajansının içerisinde yapılıyordu bu planlama dediğimiz, evet, dönem. Aslında biraz daha tek kanallı, sonrasında yine işte özel kanalların açılmasıyla başlıyor ama, evet, daha sınırlı. Yani medyanın tüketim alanının daha sınırlı olduğu dönemlerde bir reklam filminin yayınlanacağı alanlar, mecralar belliydi ve buralarda belli bir süreçte daha standart planlamalarla işler yürütülebiliyordu. Standart planlama ne demek? Şöyle ki, televizyon kanalımız var, radyolar, evet, var, kanallar sınırlı. İşte 5 televizyon kanalımız var, 10 tane radyo var. Zaten bütçeler hızlıca belirleniyor ve buralarda yayınlanıyordu. Fakat, evet, 2000'ler sonrasında hem TV açısından, gazeteler, açık hava mecraları, özellikle 2005'den sonra dijitaldeki mecraların hayatımıza girmesi, artık mecra çeşitliliğinin çoğalmasıyla beraber sonuçta bütçeler sınırlı. Sınırlı olan bütçenin doğru hedef kitleye, doğru mecrayla ve tüketici artık birçok yerde, sadece televizyon izlemiyor, sadece açık havada gezmiyor, sadece dijital platformlarda gezmiyor. Doğal olarak bu bütçeyi de sınırsız bir şekilde dağıtamayacağımız için daha odaklanarak, doğru hedef kitleyi yakalayarak, nerede olduğunu tespit ederek ve rekabete de bakarak aslında. Yani
pazardaki rakiplerimizi de analiz ederek ve o pazarda bulunmak istediğimiz pozisyonlamamızı da oluşturarak tamam. Onlar ne yapıyor? Evet. Analiz ediyoruz. Evet. Onlar ne yapıyor? Sonra burada önemli konu herhalde bir hedef kitle tayini. Tayini, evet. Önce hedef kitleyi evet. tayin ediyoruz ki evet. ondan sonra o hedef kitleye ulaştırmak üzere evet. optimal bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Yani evet. hem mecra karması anlayabildiğim kadarıyla evet. değil mi? Hem de o mecralarda nasıl bir dağılım ve frekans yakalayacağımızla ilgili bir konu bu. Evet, evet. Şimdi biraz daha tekniğe girelim. Ama şöyle anlatıyor olacağım. Anlat. Şimdi biz hedef kitlemizi belirledik. Evet. Hedef kitlemiz işte belli bir yaş üstünde, belli bir sosyoekonomik sınıftaki evet. erkek hedef kitle dedik. Evet. Ve bu hedef kitleyi aslında ölçülen dediğimiz bizim TV kanallarımız var. Evet. Bunlar işte ATV, Show TV gibi kanallar. Bunlar evet. dakika bazlı ölçüm yapılıyor ve reyting evet. üretiyor. Bu reyting üretimi yapılan kanallar dakika bazdan dolayı bizi birçok hedef kitlede zaten indekslediğimiz yani hangi hedef kitlede ne kadar reyting alıyor, daha fazla reyting alıyor, diğeri ne kadar düşük aldığını ölçebiliyoruz. Evet. Bununla beraber bulunduğumuz kanal gibi de EkoTürk gibi işte diğer ekonomi ve haber kanallarımızın olduğu ayrı bir envanterimiz var. Burası 15 dakikalık bir ölçüm sisteminde ve izlenme 15 dakika bazlı izlenme oranı paylaşılan ve burada da yine hedef kitle bazında bazı datalar elde edebiliyoruz. Evet. Bu datalara göre aslında biz planlama ve yorumlamamızı o hedef kitlemizin nerede olduğunun kanaatine vararak o şekilde bir mecra karması, mecra karmasından sonrasında saat karmasına dönüyoruz. Yani program karmasına hangi programda bu hedef kitleyi yakalayabiliriz? O yakaladığımız hedef kitle o programdaki reklam fiyatlandırmasıyla efektif mi? Bunun ölçümünü yaparak planlama ve yayın sürecini başlatıyoruz aslında. Peki EkoTürk'e reklam veriyor musunuz? Veriyoruz. İyi veriyor musunuz? Yani imkanlar nispetinde. Sonuçta biz markaların bütçelerini dağıtıyoruz. Sonra sitem işitmeyelim yani patrondan. Daha ağırlık vermekle alakalı bir gündem oluşturalım evet, diye. Oluşturalım yani. Evet, oluşturalım bak. Peki, şimdi nasıl efektif olabiliyor bu? Yani ben hedef kitlemi tayin ettim. Dediğin gibi erkek hedef kitle şu yaş arası, evet. şu sosyoekonomik gruba dahil. Evet. Ondan sonra buna diyelim ki televizyon üzerinden gidelim. Şimdi... Outdoor'u, dijitali bir dışarıda bırakalım. Kolay anlaşılması için. Şimdi televizyonda ben bir reklam spotunu kaç kez hedef kitle bireyine izletirsem başarılı olur. Evet. Yani. Burada aslında sektörel ayrımlar var. Aslında biraz önce bahsettiğimiz bizim rekabet dediğimiz konu orada da devreye giriyor. Şimdi bir dayanıklı tüketim sektörüyle alakalı bir ürünümüz varsa ve biz bu pazarda belli bir noktada ya ilk defa bir pazarlama faaliyetine başlıyorsak, pazarda bulunmak istediğimiz konumlanmaya göre önce planlama ve bütçeler buradan başlıyor. Yani marka nasıl bir planlama içerisinde, yani sektörün içerisinde kendini nasıl bir yerde konumlandırıyor, bunun tespitini yapmak gerekiyor. Sonrasında da... rakip markaların bu mecralardaki tüketimlerini analiz etmek, yani bir rekabet raporlaması çıkartmamız gerekiyor. Bu rekabete göre de onun pozisyonlamasını istediği alana göre bir bütçeleme ve frekanslama konusu aslında masamıza gelmiş oluyor. Orada da işte belli sektörlerde, işte dayanıklı tüketim dediğimiz ürün grubunda ortalama işte 6 ila 8 kez bir tüketicinin maruz bırakılması gerekiyor. FMCG sektöründe bu oran bazen 15-20'lere kadar çıkması gerekebiliyor. Bu aslında tek başına kendi sektörüyle de ilgili olan bir konu değil. Kampanyada bulunduğu dönem içerisinde tüm reklam verilerinin içerisinde bir payda da çünkü o reklam verirken rekabeti ekran içerisinde tüm sektör olarak yapıyor. Çünkü orada inşaat markası da var, dayanıklı tüketim de var, mobilya da var, gıda, içecek. Sonuçta o reklamlar arka arkaya aslında tüketiciyle buluşuyor. Doğal olarak algısını nerede oturtmak istiyorsa hem kendi sektörle ilgili dinamiğini hem de tüm sektörün o andaki, o reklam verdiği dönemdeki dinamiklerine bakarak planlama ve bütçesini oluşturmak ve o görme sıklıklarını da ona göre oluşturmak lazım. Ama
Buradaki sürecin içerisinde de yine detaya girdiğimiz zaman işte bir marka lansmanı da konu farklılaşıyor. Evet. Ürün lansmanında konu farklılaşıyor. Satış kampanyası yaptığımızda yine konu farklılaşıyor. Yani biraz oradaki içerikle alakalı. Yani kreatifin ürettiği içerik markanın o andaki kampanyasıyla ya da beklentisiyle ilgili olan sürecine göre aslında planlamada da süreç biraz şekillenmiş yani oluyor. Yani sadece hedef kitle değil, hedefler de hedefler de önemli oluyor tabii. Kesinlikle. Hatta en önemli nokta o diyebiliriz. Yani sonra hedef kitleye gidiyoruz zaten. Önce hedefi belirliyoruz, şimdi, sonra hedef kitleye gidiyoruz. Peki o zaman bir hani şu kadar frekans yakalamalıyız gibi bir şeyi yapıyoruz ama yani rakipten bağımsız yapmıyoruz. Hedeflerden bağımsız yapmıyoruz falan. Yani onun bu bir şeyi yok, standardı yok. Olamıyor yani. Ama asgari şu kadar göstermemiz lazım gibi bir şey var mı? 10. Yani bir 10. O yani tüketicinin asgari düzeyde aslında bir ürünle, bir hizmetle karşılaşması için 10 defa o reklama maruz kalması gerekiyor. Tabii. Ki algı oluşsun. Yani reklam sonuçta bir, işte beraber de birçok markada da görüşüyoruz. Evet. Zihin operasyonu aslında. Yani onun da zihne yerleşmesi gerekiyor. Doğru. Doğal olarak orada frekans tekrarına ihtiyaç var. Şimdi o zaman şöyle bir durum da var. Bunu da ortaya koymuş olalım. Şimdi her kampanyanın hedefleriyle bağlantılı olarak markadan bir frekans ya da erişim diyelim, beklentisi var. Evet. Yani bu 10'sa eğer ve sen bunu 5'te bırakıyorsan, aslına bakarsan kritik noktalardan biri bu. 5'te bırakıyorsan tasarruf olsun diye, bütçenin tamamını değil yarısını kullanayım diye bakarak külliyen zarar ediyorsun o zaman. Kesinlikle sıkıntı öyle. Oluyor. Kesinlikle öyle. Yani harcanan para da sonucuna ulaşmamış oluyor aslında. Sonucuna ulaşmamış oluyor. Bu bizde çok, Türkiye'de çok başa gelen bir şey. Evet. Onun için özellikle bu konuyu açıyorum. Hani yumurtayı pişirirken suyu 100 dereceye çıkarmak zorundasın. Ya ben 50 derecede idare ederim dersen pişmez. O yumurta pişmez. Yani o bakımdan biraz da özellikle konvansiyonel mecra pahalı. Yani hani çok bütçe pahalı değil ama bütçesel büyüklük gerekiyor. Yani sonuçta o da terimsel bir o da hassas bir konu. O zaman girelim oraya hemen. Evet. Şimdi tabii dijital o platformlar ortaya çıktıktan sonra daha çok daha düşük bütçelerle bir takım iletişim faaliyetleri yapmak mümkün hale geldi. Evet. Yani diyelim herkesin ki herkesin bir şey yapma ihtimali. Her markanın küçük büyük her markanın hem bir şeyler yapma ihtiyacı ortaya çıktı, hem de daha küçük markalar için belli fırsatlar sundu aslında. Yapabilme çünkü imkanı. Şöyle söyleyeyim ben, hani 5 milyon yerine 100 bin lira eder. Çünkü öbüründe 5 milyon gerekir diyorsun mesela. Evet. Rakamlar fiktif. 5 milyon gerekir ama ben buna 3 milyon ayırırsam o 3 milyonu da heder ederim anlamına gelecek şeyler söyledik biraz önce. Ama işte dijitalde, internette hani birkaç yüz binlerle ifade edilecek anlamlı belki şeyler yapılabilir. Ama sonuç itibariyle bir kiloya kaç elma giriyor konusu. Evet. Gündeme geldiğinde nedir? Hani bu pahalılık durumu. Şimdi erişimle herhalde bunu ölçebiliriz değil mi? Erişimle ölçebiliyoruz. Evet, kaç elma o? Şimdi bir tarafta televizyon, kitlesel bir erişim aracımız. Mecraları genel olarak şimdi analiz edersek. Evet. Açık hava yine kitlesel bir iletişim aracımız. Radyo, yani dinamikleri farklı. TV'nin dinamiği farklı, algısal dinamiği farklı. Ondan da yine bahsedebiliriz. Açık havada bir
Reklamda yine bir kitlesel erişim yapıyoruz. Aynı anda çok insana göstermek aslında. Kitlesel erişim, etkileşim dediğimiz konu o. Evet. Radyoda aynı anda bir reklamla çok sayıda insana erişebiliyoruz. Ama dijitale geldiğimizde tekil bazlı bir erişimden bahsediyoruz. Yani ve fiyatlandırma da öyle gidiyor zaten. Yani TV, açık hava, radyoda bir kişi bazlı, tekil bazlı bir reklamla gidilmiyor. Satın alması da öyle yürümüyor. Evet. Yerin bir ücreti var. O ücreti ödediğinizde siz orada yayına çıkıyorsunuz. O yayını televizyonda belki işte yüz binler, milyonlar izliyor olabilir. Açık havada on binler, yüz binler görebilir, milyonlar görebilir. Evet. Radyoda da işte belli, yine de yüz binler, milyonlar izleyebilir. Yine de burada bir sayısal şey var. Var tabii itibariyle. Ki. Hatta fiyatı belirleyen de o. O, evet. Evet. Zaten fiyatın belli mecralarda yükselmesi veya düşmesini etkileyen konu aslında. Yani seyircilerimizin dikkatini çekiyordur zaten. Evet. Trafikte falan bir duvarda bir reklam görüyor. Yani onun fiyatı 500 bin lirayken bir sokaktaki otobüs şey, durağındaki evet, şeydi. Evet, değişiyor. Bu, 100 lira, 200 lira değil. Bu yani. Kaç kişiye ulaşıyor? O. Ulaşma ve orada biraz açık havada büyüklük konusu da, ha, yani evet, algısal da, büyüklük evet. konusu da var. Yani bu aslında şöyle, hani bir işte ölçülen dediğimiz o reyting üreten kanallarda reklam var. Bir de haber kanalları, temalı evet. kanallarda reklam var. Evet. Orada televizyon, o da televizyon ama o eriştiğin insan sayı ve içerik gücüne göre aslında evet. fiyat dengesi belirlenmiş oluyor. Evet. Fakat dijitalde böyle değil. Dijitaldeki, nasıl? Dijitaldeki ölçüm çok net. Tekil gidiyoruz. Her gösterimimizi ölçebiliyoruz. Bu ölçebilmenin getirdiği bir avantaj var. Tekil bazlı da ölçebiliyoruz. Yani şahsi ölçemesek de diyebiliyoruz ki bizi 100 bin farklı insan bir kere gördü. Ve maliyetlendirmesi de tekil bazlı oluyor. Parayı da öyle ödüyoruz. Parayı da öyle ödüyoruz. Kaç kişiye göründüysen. Göründüysen, evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi televizyon kanalında bir kampanya yaptığımızda biz evet totalde belki büyük bir bütçemiz gerekiyor. Neden? Belli bir medya karması gerekiyor. Televizyon kanalları, radyo, açık hava, mecralar bir iletişim yani bir lansman yapıyorsak, bir marka, ürün tanıtıyorsak eğer ki belli bir doygunluğa ulaşması gerekiyor. Bunun için de belli bir bütçe diyoruz. Fakat o anda Türkiye'nin, hatta bunu zaten raporlanabildiği için biz de raporlarken bunun bütün raporlamasını yapıyoruz. 50 milyon insan izledi ve bu insanlar ortalama 15 defa bizi gördü. İşte 50 çarpı 15 dediğimiz zaman 750 milyon dediğimiz aslında bir frekansa erişmiş oluyoruz dijitale göre. Evet. Dijitalde fakat biraz önce bahsettiğiniz gibi evet 100 bin liraya bir şey yapılabiliyor fakat bu 100 bin liranın yaptığınızın karşılığında işte bir kere örnek veriyorum işte 1 milyon insana erişebiliyoruz. Biz zaten televizyon kanallarında da bazen bir reklamla tek bir sefer verdiğimiz bir kanaldaki çok iyi reyting alan bir dizinin içerisinde reklam çıktığımızda bazen birkaç milyon sana zaten gösterebiliyoruz bir kere. Bir kere. Ama bu bir kerelik biraz önce bahsettiğimiz gibi yeterli olan bir konu değil. Yani onun için markalaşma süreciyle ilgili olan sürecini tamamlaması lazım. O frekansı, sürekliliği, zihindeki algının oluşması gerekiyor. Ama dijitalde de öyle değil mi? Bir kere görmeyle bir şey oluyor mu? Olabilir. Bir şey olabilir, bir şeydir. Yani evet. hani tam manasıyla yapılmak istenenin yani yine karşılığıyla alakalı bir şeydir. Dikkat yani. Çektiyse tıklayıp sitesine iletmek istediğimiz yere gönderme şeyi var. İşte dediğim gibi yani oranın dinamiği çok daha farklı bir noktaya dönmüş oluyor. Doğal olarak televizyondaki aslında hani fiyat yani pahalılık konusunu evet, oraya bağlayacağım. Ona gelelim evet. Yani aslında televizyonda birim maliyet olarak yani bir kişiye erişme maliyeti tüm mecralara göre daha düşük diyebiliriz. Yani kitlesel bir etkileşim olduğu için. Tüm mecralar derken mesela… Bunun içerisinde açık havayı da koyabiliriz. Radyoyu dışarıda tutabiliriz dışarıda biraz. Radyoda biraz daha uygun bir mecra. Ama yani açık havada, basında ve dijitalde televizyon bu manada… evet, en uygun mecra. Erişim maliyeti olarak, bir kişiye erişme maliyeti olarak en uygun aslında tamam, diyebiliriz. Evet. Yani. Evet. Ölçeği yüksek. Yani daha az yüksek bütçeler gerektiriyor. Evet. Ama erişim maliyeti diğerlerine göre daha düşük. Daha düşük. Ne kadar bu oran mesela? Ya tam bir oran vermek şey değil ama yani bazı durumlarda onda birlere kadar bile düşebilir. O kadar. Evet, o kadar. Ama dediğimiz gibi
olması için büyük bütçe gerekiyor. Bu başka bir... Evet. Yani aslında büyük bütçe dediğimiz konu da göreceli. Yani yine ürünle sizin hitap ettiğiniz ihtiyaca göre üretilen içeriğe göre kreativin kampanyanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre aslında diye değişebilecek bir kurgusu var aslında. Yani. Yine kampanya hedefleriyle yakından bağlantılı. Yani ki zaten planlamanın aslında planlama kreatifle birçok defa da konuşuyoruz. Yani ayrı zaten hiçbir şekilde düşünülemez. Tabii. Çünkü bu planlama yani hedefe beraber gidiyoruz. O hedefin aslında %50'si kreatif ajansın sorumluluğunda yaptığı içerikle alakalı kısımda, %50'si medya planlama ajansının ve satın alma ajansının sorumluluğunda doğru planlama ve stratejiyle onun yayınlamasıyla alakalı kısımda diyelim. Tabii biz seninle de çalışıyoruz. Başka çalıştığımız medya ajansları da var. Müşteriye göre değişiyor. Bir, bana medyacılar belki kızıyor, belki sen de kızıyorsundur. Bir, erişim putu var medyacıların, medya planlamacıların. Haklılar. Yani ne kadar kişiye eriştim sorusunun cevabını hani müşterilerine verebilmeleri lazım. Evet. Öyle değil mi? Evet. Sen de diyorsun ki şu kadar kişiye eriştim. Evet. Şu kadar sıklıkla eriştim. Ya ben de o nedenle de benden 2 saniyelik bir spot alırsan daha fazla eriştirme imkanım var. 30 saniye alırsan bu ciddi manada düşer. Yani daha aynı erişime ulaşmak için daha fazla bütçe kullanman gerekir. Evet. Erişemezsin anlamına gelmiyor. Evet. Ya da frekansın düşük olur. Erişim olabilir ama daha az kez göstermiş Olursun. Evet. Şimdi ben de şuna takılıyorum. Ya tek başına erişim bir anlam ifade etmez. Elbette şu kadar kişiye, şu kadar frekans eriştik demek müşterinin hoşuna gider ama sonuçta ne eriştirdik? Evet, çok önemli. Bu önemli bir şey. Evet. Yani biz tabii kreatifler olarak bunu çok fazla önemsiyoruz. Yani onun efekti, etki gücü erişim kadar önemli ama erişmediğinde de hani ne yapar? Sonuçta elbette yani bir şeyi değiştiremezsin. O bakımdan kreatif ürünlerin hedef kitleye ulaştırılması elbette ciddi bir medya planlaması gerektiriyor. Ama burada bir denge yakalayabilmek lazım. Yani illa reklam 5 saniye olsun diye tutturmayın abi. Evet, ama 60 saniyede olmaması da tabii ki Türkiye'deki konjonktürel bütçeler açısından da hani o dengeyi yakalamakta fayda var aslında. Doğru söylüyorsun. Gerçi bazen 60 saniye de gerekebilir ama onu kime satarsın bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum yani sonuç itibariyle. Şimdi bir de mecraların itibarı konusu var. Evet. Çok önemli konulardan bir tanesi aslında. Çok önemli bir konu. Şimdi biz de bir televizyon kanalıyız. Azıcık madem elimizde veriler var kendimize de yontalım yani. Şimdi dijitalde yayınladığımız reklamlara göre daha uygun olabiliyor erişim maliyetleri. Televizyonda diyoruz, öyle değil mi? Evet. Şimdi televizyonda konvansiyonel bir medya. Evet. Dijitalde yeni medya. Şimdi daha önceki mecralarda, şimdi kitapla başlayan bir serüven var. Sonra gazete, ulusal gazeteler. Sonra radyo, sonra da televizyon. Şimdi ve her bir medya bir diğerini öldürmeden yürüdü. Yürü. Belki şekil değiştirdi filan ama yani sonuç itibariyle bugün televizyon yaşıyor ama geride bıraktığı radyoda yaşıyor. Başka türlü kullanılmaya başlandı. Gazetede yaşıyordu ama şimdi dijital gelince bu internet daha doğrusu televizyonu da klasik konvansiyonel televizyonu da gazeteyi de, radyoyu da, radyoyu da, radyoyu da
outdoor dışındaki evet. mecraları ciddi manada etkilemeye, olumsuz yönde etkilemeye başladı. Evet. Televizyon da bu arada dijitalleşiyor aslında şu anda. Onun da teknolojiler geliştikçe şu anda başlayan bazı reklam çeşitlendirmeleri var. Doğru. Bu konu biraz uzun sürecek. Evet, çok reklamdan sonra biraz girelim, 5-10 dakika değinelim buna. Evet. Olur mu? Bir kısa reklam arası vereceğiz. Biraz sonra buradayız sevgili seyirciler. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Medya Planlamacı ve Media Store Medya Ajansı'nın Genel Müdürü İsmail Tezcan'la sohbetimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Mecraların itibarı. Evet. Şimdi ünlü iletişimci McLuhan'ın mecra mesajdır diye bir sözü var. Çok da meşhur bir söz biliyorsun. Bu çok özetle, epeyce bunun üzerinde derin analizler falan yapılmıştır yıllardır ama temel olarak aslında medyanın mesajı etkilediğini söylemiş oluyor bu sözle. Çok fazla genişletirsek yine programın süresi yetmez. Şimdi bugün itibariyle tabii mecralar arasında televizyon hala kral. Evet. O bakımdan ben bir şey söylüyorum. Dijitalciler de, internetçiler de bana kızıyor. Ama bugünün realitesi bu. Şimdi televizyona çıkılır, internete düşülür. Evet. Bu tam olarak gerçeğin bütün yönlerini yansıtmıyor. Evet. Ama bir yönünü yansıtıyor. Bugün ben de kişisel tecrübelerimden, mesleki tecrübelerimden yola çıkarak baktığımda etkili bir marka inşası ancak işte kitlesel mecralarla, televizyonla olabiliyor. Çünkü güçlü bir etki ve güçlü bir tazyik oluşturabiliyor televizyon. Bu yarın başka türlü olacak mıdır? Bu da ayrı bir tartışma konusu ama televizyonlar tabii teknoloji olarak değişiyor. Yani televizyonlar da internet platformuna geçiyor. Oradan da yayın yapıyorlar filan. Bugün başka platformlar ortaya çıktı yine internet üzerinden. Ama her mecra bir öncekini biraz taklit ediyor. Sonuçta internette de birçok kanal aslında konvansiyonel kanalları bir şekilde taklit ediyor. Yani sonuçta bu da bir inşa faaliyeti. Onun üzerine inşa ediyor. Ya da konvansiyonel kanalların dijital kanallarında aynı içeriklerin yayınlanması da evet, var tabii. Bunlar da var. İç içe geçiyor yavaş evet. yavaş. Ama yine de konvansiyonel geleneksel TV kanalları hala ayrı şu anda. Evet. Yani teknolojiler internet üzerinden yayın imkanları veriyor olsa bile. Şimdi hem itibar olarak daha yüksek yani çıkılan bir şey hem de kişi başı erişim olarak daha ekonomik. Evet. Bunun da tabii şeyleri var. Herhalde kitlesel olduğu için daha uygun. Zihin de öyle okuyor diyelim. Bir de şöyle aslında, şimdi televizyon kanalına herkes reklam veremez. Hı. Yani sonuçta bir prosedürden geçmesi gerekiyor ve belli bir bütçe gerektiriyor. Biraz önce aslında bütçeyle ilgili bahsettiğimiz konuda evet, olduğu evet, gibi. Evet. Fakat dijital tarafta böyle bir durum yok. Hmm. Ve dijitaldeki reklam algısı TV'den farklı. Yani TV'de sanki çok reklam varmış gibi bakıyor olabiliriz. Ama reklam çeşitliliği bakımından
dijital platformlardaki reklam çeşidine göre çok daha az. Tabii. Ve doğal olarak aslında televizyonun bir marka algı, televizyonun kendisinin bir marka algısı var teknoloji olarak. Hı-hı. Evimizin içerisinde. Evet. İzlediği kanalın bir marka algısı var ve oraya çıkan ürünlerin yani reklamların da bir doğal olarak ona göre bir marka algısı oluşuyor. Evet. Fakat dijitalde herhangi bir internet sitesinde gezerken teknolojilerden dolayı düşük bütçelerle dahi olsa sizin yanınızda onlarca farklı markanın belki de sizinle aynı kategoride olamayacak düzeydeki yani markaları burada küçümseme manasında değil ama evet. büyüklük küçüklük olarak diye bakalım. Tabiri caizse mahalle bakkalının da reklamını görebileceğimiz yan yana alt alta üst üste şeklinde bir kurguyu düşünebiliriz. Doğal olarak bu etki konusunda da zihin bunu o şekilde bir markalama aslında yapıyor. Ve TV'ye ona göre daha bir değer atfetmemizden dolayı ve hakikaten oraya reklam verebilen markaların belli bir güce ulaşması gerektiğinden dolayı evet. doğal olarak reklam veren markaları da algısal manada yukarı çıkartıyor. Dijitalde de diğerleriyle aslında eşdeğer bir noktada tutabiliyor. Ve aslında burada şeye de bakmamız gerekiyor. Yani özellikle pandemi öncesinde başladı tabii ki. Pandemi sadece süreci hızlandırdı. Markaların dijitalleşme süreci, yani verdikleri hizmeti ya da kendilerinin anlatımlarını internetten, web siteleri üzerinden de artık operasyona başlamayla ilgili olan süreç hızlandırmış oldu. Yani KPI'lerimiz, yani hedeflerimizi doğru, markanın hedeflerini doğru belirleyip ona göre mecraları tüketmemiz gerekiyor. Evet, bir marka dijitalde olabilir. Olmalı da zaten, yani olabilir dememiz yanlış. Bu ölçek manasında daha küçük işletmelerimizin de olması gerekiyor kesinlikle. Tabii. Ama oradaki hedef markalaşmak olmamalı. Yani bizim daha öncesinde de işte sizinle beraber yola başladığımız markalarımız var. Yani daha önce markalaşma sürecini, pazarlama faaliyetleri yokken hani sıfırdan tabiri caizse başladığımız markalarımız var. Bu markaları biz o dönemki bütçesiyle aynı şekilde sadece dijital mecraları tüketerek, dijital dediğimizde şöyle düşünelim, dijital haber sitelerinde, TV kanallarının dijital platformlarında reklamlar, radyonun dijital audio dediğimiz mecralarında app'ler üzerinden dinlenen radyolarda reklamını yaparak hani çeşitlendirelim onu da aslında. Hani tabiri caizse basın diyelim. Hani konvansiyondaki basının dijitaldeki karşılığı, televizyonun dijitaldeki karşılığı, radyonun dijitaldeki karşılığı. Aynı bütçeleri harcayarak bir içerikleri de ona göre oluşturduğunuzda, biz de planlamayı buna göre oluşturduğumuzda mevcuttaki sonucu alma şansı markanın yok zaten. Yani yoktu diyelim. Şu anda da zaten o markalar hayatlarında dijitalde var olarak gidiyor. Fakat yine dönüp de biz tüm bütçemizi burada yapalım demiyor. Yani ne kadar bir tekil bazlı raporlama sunuyor olabilsek de. Çünkü oranın dinamiği farklı. Evet, olman gerekiyor ama hangi koşullarda beklentileri doğru evet. Ölçerek ona göre götürmek daha faydalı. Yani zaten bir mecra karması içinde mutlaka evet. her zaman kesinlikle. Yer almalı. Evet. Ama tek başına bu gücü yetmediğini söyleyebiliriz. En azından belli sektörler, belli kategoriler için bu böyle. Evet. Şimdi bir marka sadece e-ticaret operasyonu yapıyorsa... Ha, bu da ayrı bir şey. Ayrı bir konu. Ayrı bir konu da değil aslında. Yine şöyle, dijitali ne olarak kullanıyor? Bir, bizim dijital dediğimiz yer sadece görüntülü reklam alanı, yani videoların ya da bannerların olduğu alan değil. İşte... Türkiye'nin bir gerçeği Google ve burada bir arama, insanların ilgisine yönelik bir arama ve buradan bir evet. web sitesine yönlenme konusu var. Bu da bir reklam ürünü. Tabii. Doğal olarak ama burası bir performans reklam ürünü. Yani bir pazarlama reklam ürünü değil. Yani pazarlamayla reklamın aslında ayrıştığı belli noktalar var artık. Daha önceden evet. pazarlamayla reklam terimsel manada da çok fazlasıyla iç içeydi ama şu anda satışta da satışın e-ticaret tarafından dolayı, farklı reklam türlerinden dolayı evet. kesişim kümeleri artmış durumda tamam. özetle diyelim. Evet, tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Marka adı veremiyoruz, Rütük kızıyor. Ama işte internette yer alan e-satış markalarının evet.
işte sadece iletişim anlamında sadece interneti kullanmıyor olmaları zaten bu tezi güçlendiriyor. Yani neredeyse televizyon kanallarının en çok büyük müşterileri oldular, evet. Değil mi? Oldular. Evet. Oldular. Şey onu işte birdenbire bu şeyi de sonuçları da görünce daha da fazla kullanılmaya başlandı konvansiyonel mecralar, dijital şey e-ticaret satış markaları tarafından, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ben hatta bunu bir, yani yine marka telaffuz etmeden şöyle bir örneklemle, sektörel örneklemle götürebiliriz, ben verebiliriz. Bizim de daha önce hizmet verdiğimiz, hala da hizmet verdiğimiz bir markamızla ilgili olan bir süreç. Belli şu anda çok büyük reklam veren olan e-ticaret markaları, yani bunların kuruluşları 2007-2008, evet. Sonra pazarlama faaliyetleri, işte hatta 2009-2010'larda yanlış hatırlamıyorsam TV kampanyaları belli ünlü isimlerle yaptılar. Evet. Ve buradan belli bir sonuçlar aldılar. Fakat sonrasında dediler ki, biz dijitalde ürünü, yani e-ticaret olarak işin elektronik kısmında, e-kısmında ticaret yapan bir markayız. Zaten internetteyiz. Zaten internetteyiz ve doğal olarak biz pazarlama faaliyetlerimizi buradan yürütelim. Aslında şöyle bir parantez açarak devam edeyim. Pazarlama, dijital pazarlama diye bir terim çıktı. Yani biraz benim karşı olduğum terimlerden bir tanesi. Pazarlama kelime olarak tektir. Yani bunu konvansiyonel ya da dijital olarak ayırmamız doğru değil. Aslında diğer ürünler konvansiyonel ya da dijitaldeki pazarlamanın ürünlerinden birer tanesi. Evet, evet. Markalar o dönemde dijital pazarlama ürünü olarak dijital kanalları tercih ettiler. Yaklaşık 2017 yılına kadar, 2018 yılına kadar bu süreç devam etti. Biz 2012 yılında da bir markamızla, yine o da aynı şekilde e-ticaret tabanlı ama fiziki mağazaları da olan bir markamız ama e-ticaretine ağırlık veren bir taraftaydı. Biz dedik ki, işte rekabete bakmak da aslında buradan ayrışıyor. Sonuçta bizim amacımız tüketiciye gitmek. Ve bu tüketiciyi nereden yakalayabiliriz? Rakiplerin olmadığı yerden yakalamak ve güven algısıyla beraber internetin güven sorunu olan bir dönemde TV tarafından, TV, radyo, açık hava, mecra tüketimine normal bir marka gibi. Yani sonuçta internette olması bu markanın başka bir marka olduğu anlamına gelmiyor. Sadece internetten pazarlama faaliyetini yürüteceği anlamına gelmediğini o dönemde başlayarak belli bir süreye kadar da ciddi büyüme ivmesiyle sonuçlarını gördü. Sonrasında bu büyük bizim e-ticaret markalarımız şu andaki tabiri caizse televizyon sektörünü hatta açık hava bütün reklam sektörünün en büyük reklam vereni haline gelen markalar 2017 yılından itibaren dediler ki burada sınırlı bir alanda devam ediyoruz. Bizim hacmimizi büyütmemiz lazım. Yani ve güven algımızı büyütmemiz ihtiyacından doğan sonuçta şu anda TV, açık hava, radyo zaten dijitalde var olmak zorundasın. Yani orası artık senin dükkanın, orası dükkanın, o da senin evet. Kiran. Yani hani öyle tabir etmek daha doğru gibi. Yani siz bir mağaza açıyorsan kira ya da satın alma yapıyorsun. Bir dekorasyon yapıyorsun, bir sürece giriyorsun. Burası da senin dijitaldeki de çevirdiğin operasyonlar, pazarlama faaliyetleri senin kira maliyetin gibi, işte tabelanı asıyorsun gibi süreçleri yürüttüğün bir durum. Yapmak zorundasın zaten. Bu olmazsa zaten olmaz. Diğerleri de senin büyümene ciddi ivme katabilecek bir durum. Tabii sadece büyüme, genişleme değil marka ve güven marka algısı, evet. Güven algısı. Güven algısı. Bütün bunlar tabii ki önemli. Ama sonuç itibariyle televizyon ekranından bunların reklamları izleniyor ama televizyon üzerinden onlara ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Evet. Aslında yine bir şekilde dönüyor. Kanallardan. Ya cep telefonuyla ya işte bilgisayar üzerinden oralara öyle ulaşabiliyorsun. Ama markayı yine konvansiyonelde inşa edebiliyorsun, evet. Daha doğrusu. Aynen öyle. Yani bir dönem, yani şimdi bazı markalar için en azından bu internetin yetebileceği düşünülüyordu. Onun da yetmediği görüldü. Belki bazı markalar için yine hala o platform yetiyor olabilir. O da ayrı bir konu.
çok üzerinde düşünmedim ama. Sadece olayı satış hedefindeyse evet yetebiliyor. Ama marka inşa etmeye başladığınız zaman tabii ki yetersiz kalıyor. Evet, yetmiyor. Yetmiyor. Ben şimdi ileride ne olacak? Bunlar tabii bir takım projeksiyonlar gerektiriyor. Ben hani gelecek projeksiyonu yapma konusunda biraz temkinliyimdir sonuçta. Ama şunu her zaman bir projeksiyon yaparken şunu hep gözetmek gerekir. İnsan davranışları. Evet. Eskiden nasılsa yine benzer şekilde olacaktır. Bunu şey yapmak lazım, gözetmek lazım projeksiyonlar, tahminler yaparken. Şöyle diyorum ben, bir televizyonda bir ayin etkisi var, ortak izleme duygusu. Duygusu, evet. Bu şeyi değiştirse bile internet teknolojileri, yani ağ teknolojileri, televizyon kanallarını o tarafa kaydırmış olsa bile teknik anlamda yine ortak izleme ihtiyacına hitap edecek bir yapılanmanın olması lazım diye düşünüyorum. Neye göre karar veriyorum buna böyle bir şeye? Geçmişteki insan davranışlarına bakarak. Yani çünkü bir şekilde sosyal mecralar, İşte pazar yerleri, hamamlar, ibadethaneler filan bütün bunlara baktığında evet bir karşılıklı etkileşim söz konusu ama mesela ibadethanede de cami ise imam, kilise ise rahip bir yukarıdan bilgi aktarıcıları var. Üniversitede, kürsüde hoca, profesör her neyse. Bu insanın biraz yukarıdan gelen güvenilir bilgiye duyduğu ihtiyaçtan kaynaklı bir şey biraz da. Belki medya teknoloji olarak ağı kullansa bile mantık olarak bunlara da en azından cevap verebiliyor olması lazım herhalde. Bu doğru ama şöyle bir konu var Selim abi. Burada konu içerikle de çok alakalı. Hı-hı. Yani televizyonda üretilen içerik, şu anda tabii ki dijital platformlarda belli kaliteli içerikler üretilmeye başladı. Bunlar gelişecektir tabii ki. Daha da gelişme süreçlerine doğru gidiyor. Şu anda bazı platformlarda biliyorsunuz hani dijitaldeki birçok reklam uzunsa eğer ki belli bir sürenin üzerindeyse geç butonu çıkar ve siz tıklarsınız o reklamı geçebilirsiniz. Televizyonda böyle bir şey yapamazsınız. Yani... İnternetin en büyük markası reklamı geç diyorum. Evet. Evet yani. Evet. Bütün tüketicilerin bildiği bir konu. Şimdi... Bu arada reklamı geç hem domain adresi alınmış hem de marka tescili için başvurulmuş yani reklamı geç. Şimdi bu içerik kaliteleri arttıkça tabii ki kanalların da yapısal durumları değişecek. Yani bunu şöyle biraz aslında tersine bir söylem olabilir sizinkine. Bireysel hayat artık özellikle yani kentsel yaşam özendirilmesi, insanların daha fazla bireyselleşmesi, evet, sosyolojik durumlardan dolayı evet, dijitalde de her şey data üzerine, yani tekil data üzerine yorumlanması üzerinden iletişim planları yürüdüğü için teknoloji geliştikçe biraz tekile dönebilir. Fakat mevcuttaki gibi yine değil. Dediğim gibi hani şu anda Türkiye'de de bazı platformlar çıkıyor. Oralarda da reklamlar var. Orada geç butonu yok. O içeriği izlemeye devam etmek istiyorsanız eğer ki o reklamları izlemek zorundasınız. Orada bir reklam kuşağı oluşturuyor. Televizyondaki gibi aslında. Yani kuşak algısı biraz hani televizyon dijitalleşmesinden ziyade dijital biraz televizyon reklamcılığına dönüşen bir yapıya dönüyor. Yani içerik internetten sağlanıyor. Evet bir platformdan izliyorsunuz. Belki para veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz. Yani bazı ücretsiz platformlar da var, app'ler var. Ama bu dediğim gibi birbirine geçişken olacak. Yani tek başına televizyon da eskisi gibi kalmayacak. Dijital de şu andaki gibi kalmayacak tabii, diyebiliriz muhakkak. Yani. Şimdi mesela bugün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Tabii Türkiye'de gazetelerin durumu çok vahim. Yani, maalesef. Evet, basın tamamen yazılı basın neredeyse göçmüş durumda öyle evet, söyleyelim. Bu sadece internet baskısı değil tabii. Bizim geçmiş dönemde de okuma alışkanlıklarımız zaten
gazete satışlarının başka birçok ülkeye göre, Japonya'ya göre, Avrupa, az Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göre zaten düşük olması. İnternetin de ortaya çıkmasıyla, televizyonun da tabii baskısı ve internet ciddi baskı kurduğu üzerinde ve gazeteler yani eski tirajlarıyla karşılaştırdığında çok kötü durumdalar. Belki evet. Onlar hallerinden memnundur. Ayrı konu. Bilmiyorum. Değiller. Yani. Onlar değiller. Değiller tabii. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da ise farklı şeyler oldu. Bugün bana bir arkadaşım örnekledi bunları. New York Times gazetesi mesela birkaç milyon bayi satışı olan bir gazete şu anda gazete basmayı durdurmuyor ama internette zaten abonelik sistemi üzerinden yürüyor. Milyonlarca yani belki 100 milyon kişiye erişiyor ama bayi satışı 750 bine düşüyor. Fakat o bayi satışından vazgeçmiyor. O kağıt gazete onun itibarını yükseltiyor. Evet. Biliyorsun Türkiye'de birkaç gazeteyi kapatıyoruz. Bundan sonra internet sayfalarımızı uçuracağız diye şeyler söylediler ama olmadı ve olmuyor bu. Bu işte belli geçiş süreleri yaşıyoruz yani şimdi. New York Times örneği aslında mecraların birbiriyle etkileşimini gösteren çok önemli bir örnek. Yani sadece gazete olsaydı 3,5 belki 4,5 milyon olurdu veya 2,5 milyona düşerdi. Ama internetle beraber bunu bir arada kullandığında milyonlarca bir okur şeyi kazanmış oluyor. Evet. Şimdi bu tabii New York Times örneği güzel bir örnek. Bizim Türkiye'deki örneklerde ise biraz farklılıklar var. Yani biz gazeteden dijitale geçişimizi çok sağlıklı aslında yürütmedik. Yani bir gazetenin marka algısı var. O marka algısı internette de varlığını sürdürmeye başlıyor. Fakat buradaki gazete de aslında televizyon gibi. Yani daha öncesinde sayfa sayısı belli olan, reklam verebilen markalar belli ve belli bir gücü ifade evet. ediyor. Ama internet tarafında hem abonelikle alakalı birkaç mecra denedi fakat olmadı. Türkiye'de. Evet. Bu biraz finansala dayanma gücüyle de alakalı olan bir konu. Hı-hı. Mecranın konumlanmasını doğru sağlanabilseydi, üyeliklerle reklam sınırlandırmaları yapılsa, belli aşamalara doğru oralara yönlense ve belli markalar o mecrada reklam verebilse, doğal olarak aslında internetteki gazetenin de, internet sitesinin de yine marka algısı belli bir noktada korunmuş ve oraya reklam verenin de dönüşümü artmış olacaktı. Şu an Türkiye'de yani şunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani mecraların, bu arada biz dijital performans ajansı da yürüttüğümüz için evet. hani belli şeyleri aslında biraz kesin ifadeyle kullanabiliyoruz. Evet. Ölçümlüyoruz çünkü bunları. 5-6 yıl öncesine göre, yani çok 10 yıl öncesine gitmeye gerek yok. 5-6 yıl öncesine göre şu anda performans olarak, yani görüntülenme olarak sorun yok. Evet, belli görüntülenmeni alıyoruz. Orada düşüş var. Fakat performans dediğimiz nokta bir web sitesinde reklamın görülmesi, tıklanması, reklam veren markanın sitesine yönlenmesi ve oradaki hedeflenen dönüşümü sağlaması. O dönüşüm ya satıştır, ya form doldurmasıdır, ya sadece web sitesini gezmesidir. Yani hedef neyse. Buradaki etkileşimde ciddi bir düşüş var. Yani mecra evet artıyor, evet internet hızlanıyor, internet tüketimi artıyor. İnternetteki gazete erişimimiz ve şeyimiz artıyor ama reklama olan algısal dokunuşumuz düşüyor. Tamam, marka algısı dedin ya, işte evet. biraz da sabırsız davranmaktan kaynaklanıyor. New York Times bayide de evet. aynı, internette de aynı. Yani karakterini koruyor. Oysa biz de bugün bile basılı gazete başka dilden konuşuyor. İnternet sitesi bambaşka bir dilden konuşuyor. Bu da böyle bir şey. Neyse İsmail, biz yaratıyoruz, yani tasarlıyoruz, üretiyoruz. Siz de bunu anlamlı bir şekilde kitlelere yayıyorsunuz. Mecra nasıl şekil alırsa alsın, biz ona uyarız. Evet, sonuçta. Kesinlikle. Değil mi? Bizim görevimiz de o. Bizim yani görevimiz bizim de o. Bizim de görevimiz. Evet, bugün böyle, yarın başka türlü olursa. Biz de ona göre. Evet, bizim bir... Bu konuda bir sabitimiz yok. Yani. Evet.
önemli olan hedef kitleye ulaşmak. Ulaşmak, evet. Ulaşmak. Bunu nasıl yapıyorsak, tabii mantıklı ulaşmak biraz evet, önce söylediğim gibi. Hani itibar, medya itibarını, bunları bütün bunları düşünerek, hesap ederek ulaşmak. Ama mecra ne şekil alırsa alsın bizim işimiz bu. İnsanlara müşterilerimizin mesajlarını iletmek. Kesinlikle öyle. Böyle kapatalım mı programı? Yani ben daha uzatabileceğim çok uzatacağım belli. Çok konu var. Gözlerin öyle söylüyor. Ama tabii ki ama bir, belli bir sınırlı. Süreye sığmamız evet, gerekiyor. İnternette olsaydık bak uzatır dururduk. Evet. Evet, sevgili seyirciler, bugünlük de bu kadar. Haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.